Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. ABD Avrupa FETÖ, karanlık odaklar imam olduğunu istiyor. Değerli izleyenler, YSK üyelerine hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kesinleşmemiş yargı kararı üzerinden altılı masanın ortak adaylığı için sahneye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına konumlandırılan Ekrem İmamoğlu'nun ortak adaylığı köpürtülürken, ABD'nin karanlık isimleri, Avrupa'nın şaibeli siyasetçileri ve diplomatları manşetlerinden operasyon gerçekleştiren Batı ve İsrail medyası, FETÖ'nün kanlı kalemleri topyekün İmamoğlu korosu oluşturdu. İsrail'in en önemli yayın organlarından Haaretz gazetesi kesinleşmemiş hapis cezası sonrası Ekrem İmamoğlu'na açıkça destek verenler kervanına katıldı. Haaretz haberinde şu ifadelere yer verdi. 52 yaşındaki İmamoğlu solcu ve liberal değil, dindar bir geçmişe sahip muhafazakar, sağcı bir kemalist. Ancak aynı zamanda yolsuzlukla kararlı bir şekilde mücadele eden biri. Belediyenin halkın parasıyla satın aldığı ve kiraladığı onlarca arabayı sergilemişti. Doğaya zarar vereceği gerekçesiyle Erdoğan'ın İstanbul ve çevresi için planladığı görkemli projelere karşı çıktı. İsrail yayın organı ayrıca İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir mücadele olduğunu belirterek, ikisi arasındaki mücadele hiç bitmiyordu ve belediye başkanının siyasetten uzaklaştırılmasının an meselesi olduğu belliydi ifadeleri kullanıldı. Fuat Ani isimli Twitter hesabının kurucusu olan Said Sefa ise, bu noktada yarından tezi yok, her türlü riski göze alarak Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdır derlerse, diyebilirlerse tarihi bir adım atmış, iktidarı beklemediği yerden vurmuş olurlar. Oyun bozmadan oyun kurulmaz ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nu açıktan destekleyen diğer isim eski CIA danışmanı Henry Barkey. Henry Barkey, hakaret suçundan cezalanan Ekrem İmamoğlu'nu şiir okuduğu için 1999 yılında cezaevine atılıp siyasi yasak konulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesine benzetmeye çalıştı. İmamoğlu'na arka çıkan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel ise, adil olmayan ceza insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere saygıya uymuyor açıklamasında bulundu. Fransa'nın önemli gazetelerinden L'Opinion haberinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Türk muhalefeti birliğini sağlayabilecek mi? Ortak bir proje üzerinde çalışmak üzere 6 partiden oluşan bir muhalefet koalisyonu kuruldu. Geriye tek kalan ortak bir aday bulunmasıdır. 51 yaşındaki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki en karizmatik ve en çok şansı olan muhalefet lideri ifadelerini kullandı. The Guardian ise Erdoğan'ın neo-İslamcı gündemi otoriterliği ve sivil özgürlüklere yönelik sayısız ihlal, Atatürk'ün demokratik laik mirasına ihanet anlamına geliyor. İmamoğlu ve muhalefet onu sandıkta yenmek için birleşmelidir yorumunu yaptı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.